öncelikle başkanın şahsında tüm belediye çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Gerçekten yani 2013'te bu tarafa ciddi bir süreçler yaşadık. Yaklaşık 7-8 yılda Türkiye Belediye Birliği Yapı Komisyon Başkanıyım. Aranızda tanıdığım simalarını aşina olduğum arkadaşlar var. Zaman zaman toplantılarla karşılaşmıştır. Aynı zamanda Türkiye Ankara Üniversitesi'nde taşınmaz geliştirme... Değerli Pamukkale Belediye Başkanım, çok değerli Belediye Başkan Yardımcım, Roman Gelişici Gürsel Adı diyorum. Bakanlığın yatırım ortamına iyileştirme koordinasyon kurulu. Bu da özellikle Dünya Bankası'nın bir projesiyle yatırımcının önündeki engelleri kaldırmak oldu. Ciddi anlamda bir noktaya gelindi. Bunun özetini şudur değerli arkadaşlar. Özellikle özel sektörde burada olduğu için gerek süreç gerek bürokratik iş ve işlemlerin hızlandırılması ile ilgili bir süreç bu. Türkiye 180 ülkenin içerisinde ilk zamanlar arkadaşlar 160. Biz belediyeci olarak dışarıdaki arkadaşlar mühendif olarak yapı denetimlerinde kimse var mı? Yapı denetimleri olarak, bakanlık olarak, yani şunu demek istiyorum. Bizim yaptığımız iş ve işlemlerimizde önümüzdeki engellerin kaldırılması anlamında yapılması gereken bir iş. Bu da gerçekten önemli. Başkanım teşekkür ediyorum. Dolayısıyla bakın, herkes kendi değerini kıymetini bilsin. Bunun için iyi bari başta seveceğiz. Sevdiğiniz için bu kadar akşam buradaydı. Bugün cumartesi günü herkes evinde yatıyor olabilirdi. Havaltısı evde çocuklarla yatıyor olabilirdi ama ne yaptınız buraya geldiniz. Bir kere başta bunun anlaşayım. Niye söylüyorum? En azından artık bundan sonra herkes bilecek ki değişen hükümler, değişmeyen hükümlerle beraber bir yönetmeliğimiz var. Büyükşehir belediyeleri ya da belediyelerde işte yönetmelik çıkarmak isteyen belediyeler zaten bunlarla ilgili detaylarını birazdan göreceğiz. Değişmeyen hükümler haricinde değişen hükümlerde yönetmelik çıkarmayacaklar. Ben tekrar Sayın Başkanımıza, çok değerli müdürümüze, emeği geçen arkadaşlara işin başında bir teşekkür edeyim. Ondan sonra biz işimize başlayalım arkadaşlar. Evet, Pamukkale Belediyesi olarak yeni imar yönetmeliğiyle ilgili bir bilgilendirme toplantısı için toplanmış bulunmaktayız. Aramızda Belediyeler Birliği'nden Yapı Daire Başkanımız Abdurrahman Keleş hocamız aramızda. İnşallah iki gün boyunca bizlere bilgi verecek. Tabii bu toplantıyı ne için yapıyoruz? Belediyecilik doğumdan ölüme kadar. Ama bütün birimler çok değerli olmakla beraber imar bölümü gerçekten çok önemli. Ve vatandaşlarımıza direkt belki hayatında hayalleri olan birçok konuda bina yapımından tutun, imar arsa alanından, bilgilenme alanında gerçekten bu bölümün önemli olduğunu düşünüyoruz. Tabii son yıllardaki hükümetimizin çalışmaları ve imar yönetmeliğindeki düzenlemelerle farklılıklar oluştu. 2013 yılından sonra özellikle 3 tane farklı bir yönetmelik vardı. Eskisi, yenisi derken bunlarda tabii birçok farklı görüşler ortaya çıkınca en son 30 Haziran'da yeni bir yönetmelik çıktı ve 3 ay uzatıldı. Tabii devreye alınmadı. 1 Ekim itibariyle de artık bütün yönetmelikler bir kenara bırakıp tek yönetmeliğin çatısı altında yürümeye çalışıyor. Tabi sıcağı sıcağına bu yönetmelikte yorum farkları bundan önce olduğu gibi olmaması anlamında böyle bir seminer olsun istedik. Görev olan bir komisyonda olması bundan sonraki süreci de etkileyeceğini düşünüyorum. Yani sadece bununla kalmayıp
Birçok yerde böyle toplantılara katıldığını söyledi hocamız. Ben de inanıyorum. Şu anda Pamukkale Belediyesi'nin yapmış olduğu bu bilgilendirme toplantısına çıkacak olan yoğun hangi sorular hangilerinde toplanıyorsa bununla benzer A, B, C diğer belediyelerin de gitmiş olduğu bilgilendirme toplantılarında da bunları tekrar değerlendirip muhakkak bakanlığa taşıyacaktır. Bakan